Sabandı sonuç henüz yola çıkmadan. Tek tabanca gelir aradan. Asıldım mı pedala, polis gelir kovalar. Demiş sanki uzuyorum aradan. Los Angeles sokaklarının içinde seyahat geçen saliseler benim peşimde. Kalp atışıma yetişmeye hazır ol. Bana yok gösteren çömez acaba neyin peşinde? Bir insanın hayatının değerini belirtmek kolay değildir. Bazıları kişinin geride bıraktığı insanlarla ölçülür diyecektir. Bazıları inancıyla ölçüldüğüne inanır. Bazıları ise aşkla. Kalanlar zaten hayatın bir manası olmadığını söyleyeceklerdir. Bana kalırsa hayattaki değerinizi sizi kendine örnek alan kişilerle ölçmelisiniz. Bugün günlerden 6 Mart 2016 bir cumartesi sabahındayız. Saat yaklaşık 7.30 sabah. Biraz sonra piste gideceğim. Piste en yakın benzinde motosiklete benzini dolduruyorum. Depo hemen hemen fullmüş zaten. Birazcık daha ekleyelim şöyle ki pistte zorluk yaşamayalım. Son pist deneyiminden sonra açıkçası rüyalarımda sabaha kadar pistte motosiklet kullanıyordum. Bu yüzden şansımı zorlayıp tekrar bugün yapılan pist gününe katılmaya karar verdim. Bugünkü pist günü geçenkinden birazcık farklı olacak. Geçen sefer katıldığım organizasyon farklıydı. Bu seferki biraz daha farklı bir organizasyon. Farklı şirketler aynı pistlerde organizasyonlar düzenleyebiliyorlar. Şimdiki pist günü bir öncekine nazaran çok daha kalabalık olacak diye tahmin ediyorum. Bir öncekinde resmen kocaman pisti tek başıma kullanıyordum motosikleti. Katılım gayet azdı ama şu anda eminim ki kalabalık olacaktır. Havalar bir nebze daha aslında geçen pist gününe göre. Aynı anda büyük pistte araba yarışı var. Daha sonra yukarıdaki pistte motocross yarışı var bugün. Gayet kalabalık olacak. Bakalım. Şimdi yola çıkıyoruz. Umarım güzel bir gün bizi bekler. Kazasız belasız yolumuza devam eder. Güzel bir gün geçirip geri döneriz. Şimdi buradan piste doğru devam ediyorum. Bakalım bugün bizi neler bekleyecek. Şu anda Rosemont, Kaliforniya'dayım. Burası Los Angeles'a yaklaşık 1,5 saat mesafede bir yer. Şu anda tam çölün ortasındayız. Gördüğünüz gibi en ufak bir yaşam belirtisi yok. Her şey kurumuş vaziyette. Burası bildiğimiz tam bir çöl iklimi. Buraya gelmediğimse pistin tam olarak şu yukarıdaki bölümde duruyor olması. Pistin ismi Willow Springs International Raceway. Uluslararası bir yarış pisti burası. Burada birçok uluslararası hem de Amerika'daki motosiklet şampiyonaları, araba yarışları vesaireler düzenleniyor. Ve bu pistin bir özelliği var. Burası Kuzey Amerika'da kurulan ilk pist. 1953 yılında kurulmuş. Çok eski, çok meşhur bir pist. Şurada gördüğümüz gibi The Fastest Road in the West. Batı yakasındaki biliyorsunuz Amerika East Coast, West Coast ikiye ayrılmış vaziyette. Coğrafi olarak batının en hızlı pisti burası. Burası gerçekten çok hızlı bir pist. Benim gireceğim Streets of Willow denilen küçük pist. Orası biraz daha teknik ve antrenman yönelik bir pist. Büyük pistte umarım bir sonraki ya da kendimi hazır hissettiğim zamanki uygun bir an bulup orada gideceğiz. Şimdi pistin girişi şu tarafta. Bayağı kalabalık var bugün. Birkaç tane farklı organizasyon var anladığım kadarıyla. Piste girerken organizasyon parasını yani 140 dolarlık bütün gün boyunca motosiklet sürmek için organizasyona verdiğim paranın üzerine bir de 10 dolar şuraya hazırladığım ayak bastı parası var. Bu parayı da verdikten sonra piste giriyoruz. Hemen şuradan bir U dönüşü yapayım. Piste doğru devam edelim. Bugün piste nasıl hazırlanılır? Piste girerken nelere dikkat ediyoruz? Ne yapmamız gerekiyor? İçeride neler oluyor? Birazcık daha detaylı inceleyeceğim ve kazasız belasız günü bitirebilirsek nasıl motor sürüyoruz, ne yapıyoruz onlara bir bakalım. Bugünkü pist günü saat 9'da başlayacak. Biz 7.30 gibi geliyoruz. Daha sonradan buradaki sıraya girip içeride yerimizi alacağız. Gördüğümüz gibi sıra bayağı kalabalık. Araya kaynak
yapmayacağım. Bekleyeceğim sırada. Herkesin beklediği gibi ki adaleti sağlayalım. Gördüğümüz gibi MT-07'ler, Espinarar, R1. Burada sanırım bugün tek motosikletine böyle binerek gelen benim. Herkes Amerika'da biraz rahatına çok düşkün oldukları için bu tarz böyle kamyonetler de, daha sonra çekiciler de vesaire de yükleyerek getiriyorlar. Kamplarını, çadırlarını kuruyorlar. Burası bizim gibi böyle sadece hani motora binelim, işte gazlayalım edelim yeter bizim için değil. Hani tamamen güzel bir gün geçirelim, keyifli bir gün geçirelim ailemizle, arkadaşlarımızla birlikte diye genelde tercih edilen bir yol. Bakalım biz neler yapacağız. Fakirliğin gözü kör olsun. Evet, kısa bir bekleyişten sonra sıra bize geldi. Arabalar bugün büyük pistte büyük bir organizasyon düzenliyorlar. Onun için buradalar. Bakın piste girerken bunu herkesten isterseniz şurada bekle dedi. Bekleyelim. İsterseniz motosikletinizle gelin, isterseniz arabanızla gelin. Buradaki bu ayak bastı parasını organizasyon değil, pist yönetimi alıyor. 10 doları verdikten sonra sizin bileğinize bir bileklik verecek. Hemen gösterelim. Şurayı imzalıyoruz. Bakın. Tek tabanca. Şurayı da imzalayalım. Tek tabanca. Tamam. Kalemini de şöyle bırakalım. Bakın girenler böyle. Thank you. Teşekkürümüzü de ettik. İşte bunu alıyorsunuz. Daha sonra gün içinde eğer pistten çıkmanız gerekiyorsa benzin için vesaire için, yemek için, tekrar biliyorlar ki siz bu parayı verdiniz. Bu da onun göstergesi. Şimdi buradan piste girdik. Willow Springs. Evet, öndeki arabanın ne yapacağı şu an belli değil. Bekliyorum. Büyük bir araba. Biz devam edelim. Düz devam ediyoruz. Sağlı sollu birçok alan var. Pit alanları. Biz buradan yanlış hatırlamıyorsam sağa gireceğiz. Burası büyük pistin olduğu yer, başlangıcı. Evet, dediğim gibi, tahmin ettiğim gibi bir araba yarışı var. Ferrari'ler, Lotus'lar. Araba sevenler varsa aramızda acayip hoşuna gidecektir büyük ihtimalle böyle bir organizasyon. Vay vay vay. Çok acayip. Egzotik arabalar da var gördüğümüz gibi. Yağ dökülmüş sanırım. Çok güzel. Hazırlıklar devam ediyor. Şöyle bir tur daha atalım. Güzel. Çok acayip, çok güzel arabalar var. Ama bunu araba sevenler düşünsün. Biz kendi pistimize doğru gidelim. İşte pist fiyatlarını ucuz tutarak, pist sayısını artırarak bu tarz egzotik arabaları, hızlı arabaları sokaklarda, caddelerde, kamusal alanlarda değil, daha çok pistlerde sürülmesini sağlıyorlar. Ama bir de şöyle bir şey var. İsteseler de bu tarz arabaları sokakta süremezler. Çünkü yasalar, yaptırımlar çok ağır. Hızlı gidemezler. Yani sürebilirler arabalarını tabii ama performans şekilde kullanamazlar. O yüzden pist sayısı yaygın. Pistler karşılanabilir fiyatlarda. Bu yüzden de herkes tercih ediyor burayı. Bakıyoruz. Burası Toyota'nın sponsorluğunda bildiğim kadarıyla. Toyota'nın burada organizasyonları düzenleniyor. Süper motolar var. 2 günlük organizasyona gelenler bazen gelip burada kamp kuruyorlar. Ve kamp alanlarında burada istediğiniz gibi kalabiliyorsunuz. Evet, biz kendi organizasyonumuzun yapılacağı yere geldik. Şöyle tabelayı da çekelim. Ya unutmadan, burada Hollywood filmlerinde gördüğümüz bu uçan, zıplayan, kaçan arabaların, hatta şöyle biraz yakından da çekeyim burayı, stunt eğitimlerinin yapıldığı bir alan aynı zamanda burası. 2 günlük, 3 günlük kurslarla, bakın bu arabalar da o filmlerde gördüğümüz devrilme, işte polisten kaçma, havaya uçma, takla atma vesaire sahnelerinin hazırlıklarını bu arabalarla yapıyorlar. Bunlar eğitim arabaları. Bakın. Hepsi birbirinden acayip. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi harekete, çarpışmaya vesaire hazırlar. Şerif'in arabası da burada. Şurada da okulun ismini ve web sitesini görebiliriz. Rick Seaman Stunt Driving School. Profesyonellerin eğitildiği yer diye bir slogan koymuşlar kendilerine. Bu da böyle bir detay. Bu çalışmalarda
aynı şekilde bu pistlerde yapılıyor. Yukarıda drift alanı var. Orada da driftçilere uygun. Gördüğümüz gibi burası sadece tek bir pist değil. Bir kompleks, adeta bir mabet. Buradan devam edelim yolumuza. Bakın herkes sabahın çok erken saatlerinde gelip kurulmuş. Ben yine geç kaldım. Bugün dediğim gibi, tahmin ettiğim gibi çok 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 kalabalık. Oo, hepsi teknik için bekliyorlar. Teknik kontrollerden geçmek için bekliyorlar. Bakın sağlı sollu. Bugün ciddi manada kalabalık olacak burası. Ben de şuraya doğru yolumu alayım bari. Şu içerideki sırada kayıt masası var. O kayıt masasından birkaç kağıt imzalıyorsunuz. Ölürsem, başıma bir iş gelirse bütün sorumlusu benim, motosiklet kullanmak tehlikelidir diye. Daha sonra size şöyle bir sticker veriyorlar. Bunu motosikletinizin ön kısmına yapıştırıyorsunuz. Şuradaki boşluğa da şu sıraya girdikten sonra burada teknikerler motosikletinizin yeterli olup olmadığını, herhangi bir sorunun olup olmadığına bakacaklar. Ben daha öncesinde ne yaptım motosikletin? Sizin yapmanız gereken belli başlı şeyler var. Bunlar mesela farları kapatmak vesaire, daha önce bahsettiğim gibi. Bir tanesi de burada ağırlıkları, kurşunları, dengeyi sağlayan, balans sağlayan kurşunları böyle bir duct tape ile, böyle bir bantla yapıştırarak çıkmasını engellemek. Bunları kontrol edecekler birazdan. O kısmı da geçtikten sonra içeride kendimize güzel bir yer bulup hazırlıklara başlayacağız. Thank you.